Öyleyim, ne yapayım? Anam! Bu ne la? İnsan değil la bu. Mehmet baksana bir. Bak bak, Allah aşkına bak ya, şuna bak ya. Senyor, hadi. Şşt! Küs müyüz hala? Arzotti. Ya küslük çocuk işi babacan. Oğlum ben gönül koymam kimseye. Ama kalbim kırıldı tabii. Yapma be Hamza. O kargaşa da oluverdi işte. Uzatmayacağız değil mi? Oğlum oluverdi de sonra fırçayı ben yedim Aztek'ten ya. Bir de ceza verdi. 100 kere bir daha defterimi yırtmayacağım diye yazdırdı. Defter bitti. Yapma ya. Bayağı coştu yani. Ya coşmak ne kelime ya. Bir de üstüne tek ayak üstünde bekletti. Allah'tan ara ara ayağı değiştirdim de fazla sarsmadı beni. Al işte. Bu senin. Kusurumuza bakma tamam? Bismillahirrahmanirrahim. Kalın kapaklı, spiralli. Üstelik harita metot oğlum bu. Hayır hayır. Alamam. Bu çok fazla bana. Ya manyak mısın? Alsana abi. Sana aldık. Hay Allah ya. Eyvallah be. Oğlum ikinci el bir şey alsaydınız bari be. Kim bilir kaç para vermişsinizdir ha. Şşş, beyler geliyor. O ne lan? Şşş, gülmeyin oğlum çakar. Bu ne la? Havuzdan mı çıktın tatlı su balığı? Duşa girdim de saçlarım ıslanmasın diye. Fön çek falan uğraşamam şimdi. Çekinli. Bakayım bir. Yaptın mı? Yaptım vallahi. Bu iyiliği nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum tosunu. Önemli değil. Yalnız başın aşağıda yatman gerekiyor. Ancak öyle etkili olur. Öyle yatılır mı ula? Vallahi abi ben bilmem. Bizim köyün koca karısı öyle dedi. Oğlum kafaya alıyorlar seni. Uyma şunlara be. Ula ne kafaya alması? Yok öyle bir şey. Duyan da saçım dökülüğü, ben de milletten koca karı ilacı alıyorum zannedecek. Ya şu lafı edebiliyorsun, bir de bunu takıyorsun. Ya ne halin varsa gör be. Aman be, 40 yılın başı eğleniyoruz. İlla bir çomak sokacaksınız ha. Vedatçım. Bak sen bugünlerde çok eğlendin zaten bakıyorum. Aa, üstüme iyilik sağlık. O ne demek şimdi? Vallahi ben bilmem. Bastığın yere dikkat et sadece. Hamza, çıkart ağzındaki baklayı. Yok. Ferit diyor oğlum, Ferit. Eğer Famal ayağını Suzi'yi üzerine saldın duyarsa... Oo, aman diyeyim, Allah korusun vallahi. Oğlum derini yüzer, meşin top yapar senden. Pat pat pat. Bizden söylemesi. İyi akşamlar arkadaşlar. Sağ olun komutanım. Ne olmuş, bir şey öğrenebildiniz mi? Hayır komutanım ama acil bir durum olduğu kesin. Kim var içeride? Alay komutanımız taburlara tek tek briefing veriyor. Bizi en son alacaklarmış komutanım. Gelin arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Sağ olun komutanım. Tahir Yüzbaşı size durumu açıklayacak. Arkadaşlar, tatbikat bir hafta erken alındı. Aslında tatbikattan çok bir teyakkuz durumu diyebiliriz. Bugün akşam saatlerinde Ege'de yaşanan bir sıcak temas neticesinde alındı bu karar. Anlayacağınız, her türlü duruma hazırlıklı olduğumuzu bütün dünyaya göstermemiz gerekiyor. Komutanım izninizle. Söyle Levent. Bize bildirilen tatbikat yönergeleri geçerli mi? Yoksa bu duruma uygun yeni bir harekat planı mı uygulanacak? Şu anda bir değişiklik yok. Bizim alay önceden belirlenen mevkilerde konuşlanacak. Levent Hüseyin'im, sizin bölüm mevzileneceği tepede belliydi zaten. Evet komutanım. Lojistik olarak hazır olduğumuzu söyleyemem. Ama harekat planlarımızı hazırladık. Ne zaman yola çıkıyoruz komutanım? Sabaha karşı hareket edeceksiniz. Yani hazırlanmak için 4 saatiniz var. Komutanım peki ya doktor? Evet komutanım. Çiğdem Üsteğmen yok, ne yapacağız? O konuyu düşündük Levent. Bu kadar kısıtlı zamanda doktor bulamadık. Ama yarın Alev hemşire size katılacak.
Alev hemşire mi? İyi ama o sivil. Yani tatbikatta... Kaygını anlıyorum Ahmet Başçavuş ama şu anda yapılacak başka bir şey yok. Bari üzerine kamuflaj falan giysin komutanım. O kıyafet de çok tuhaf olur. Sonuçta tatbikata gidiyoruz. Merak etme Levent. Kamuflaj giyecek. Levent, sabah seninle Kırmızı Kuvvetlerin komuta merkezinde buluşacağız. Herkese başarılar dilerim. Sağ olun komutanım. Yakışıklı asker. Emredersiniz komutanım. Dikkat! Arkadaşlar kalkın, bölük komutanı geldi. Kalkın arkadaşlar, kalkın. Saat daha iki ya. Kalkın, ne oluyor böyle? Kalkın! Kesin bir şey oldu abi. Hayırdır inşallah be. Arkadaşlar, heyecanlanacak bir şey yok. Yeni gelen bir emirle planlı tatbikata katılmak üzere bu sabah saat 5'te hareket edeceğiz. Vaktimiz kısıtlı. Bu yüzden Kerim Asteğmen'in ve Ahmet Başçavuş'un emirlerine harfiyen uyacaksınız. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Emredersiniz komutanım. Asteğmen'im, sen benimle gel. Emredersiniz komutanım. Neler oluyor komutanım? Bölük komutanı anlattı ya Mehmet. Arkadaşlar, görev süremiz belli değil. Bu yüzden yanınıza yedek iç çamaşırı ve temiz çorap almayı unutmayın. Herkesin yarım saat içinde kişisel bakımını yapıp mühimmat deposunun önünde toplanmasını istiyorum. Emredersiniz komutanım. Ne oluyor oğlum böyle? Ters giden bir şeyler var babacanlar. Sizi işkillendirmeyeyim ama ben kaç tatbikat gördüm. Böyle apar topar götürmezler kimseyi. Ana! Savaş mı çıktı yoksa? Allah! Süper olur ha! Saçmalama be. Oyun mu sanıyorsun? Niye la? Macera olur işte. Hey! Film seti sandın herhalde sen. Gerçek oğlum, gerçek. Koş git terze kal kedide. Ya inşallah dedikleri gibi tatbikattır beyler. Kötü şeyler düşünmeyelim. He, ne olur ne olmaz ben bir anamı arayayım. Hadi bakalım, hadi beyler, hadi hazırlanın. Hadi bakalım. Hadi hadi, bir şey yok, bir şey yok, hadi. Abi. Savaşa mı gidiyoruz be abi? Yok be babacan. Nereden çıkarıyorsun savaş mavaş? Allah korusun. Ya canım abim. Sen dedi de böyle tatbikat olmaz diye. Ay dilime eşek arası sokaydı. Oğlum siz benim her dediğime ne bakıyorsunuz ya? Arızayım ben işte. Kafadan çatlak. Ula gerçek mermi dağıtmadılar zaten. Yük dediğimiz onca malzeme neydi abi peki? Ağır silahları bile aldık abi. Abi alacağız tabii. Tatbikata gidiyoruz ya. Su tabancasıyla mı gideceğiz? Doğru. Ama yine de yüreğim pır pır ediyor valla. Ya yaradana karışılmaz ama daha çok genciz be abi. Terliksiye postal giydirmişler. Kötü bir şey olmasın lan Vedat? Evet arkadaşlar. Size fark ettirmemeye çalıştım ama durum bu. Abi tamam. Buna da postal giydirdilerse kesin savaşa gidiyoruz be ya. Beyler yeter. Gidiyorsak gidiyoruz. Türk askeriyiz biz. Bizim görevimiz bu. Ne bu böyle ya? Helal be Ferit. Vallahi nadiren de olsa bazen doğru laflar ediyorsun ha. Hadi babacanlar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak bu cevher taşa. Adın yazılacak bu cevher taşa. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bu ses ne böyle? Bizimkiler marş söylüyor. Ya şey, hani böyle teyakkuz filan dediler ya. Önemli bir şey değildir değil mi? Bilemem komutanım. Askeriz biz. Öl derlerse öleceğiz. Dön derlerse geri döneceğiz. E tabi. Ona sıkılmıyorum ben de. Aslında biliyorsunuz benim asıl mesleğim... yani sizin gibi asker değilim. Yanlış bir şey yapar mıyım diye. Yapar mıyım? Aman komutanım. Allah göstermesin.
Savaş söz konusu olunca bu ülkenin her evladı tepeden tırnağa birer askerdir. Sizin de kahramanca görevinizi yapacağınıza adım gibi eminim. Değil mi komutanım? Aynen öyle başçavuşum. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Adın yazılacak bu cevher taşa. İnsan arkadaşının değerini ancak kaybedince anlıyormuş. Diyorum ki kendi kendime, gidip özür dilesem, hata yapmışım desem, acaba affeder mi? Affeder belki. Ama aynı hatayı durmadan yapmana katlanamaz bence. Haklı galiba. Aklın başına geldi mi? Yok. Hala bir karış havada galiba. Beni affettin mi? Seni affettim. Ama Vedat'a hala kızgınım. Boş ver, suç bende. Vedat'ı ciddiye aldım. Ama elime bir geçirirsen fena olacak. Sahi bugün hiç ortada yoklar. Neredeler? Bilmiyor musun? Tatbikata gittiler. Hani haftaya gideceklerdi? Bir anda tarih değişmiş. Sabah babam apar topar çıktı. Ciddi bir şey mi var acaba? Bilmiyorum ama babam çıkarken beni iki kez öptü. Hay Allah ya. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Olsa Vedat'ın falında çıkardı değil mi? Tabii tabii, kesin çıkardı. Değişiklik var mı komutanım? Var. Levent'in bölüğü dışında bizim bütün alayı tabur tabur bölüp farklı mevkilere kaydırıyorlar. Siz bizimle mi kalacaksınız komutanım? Tahir'le ikimizi hakem heyetine aldılar Levent. Levent Hüseyin'in yeri değişti mi komutanım? Hayır. Aynı mevki. Yalnız karşılaşacağınız mavi kuvvetler değişmiş. Komandolar. Bizim için fark etmez komutanım. Düşman kuvvetlerde olduğumuza göre nasılsa sonuçta yenilen biz olacağız. Kaz kaz bitmiyor ya. Daha ne kadar kalacağız böyle be ya? Bu ne ya? İnsaf be. Hadi savaşı anlarım. Topraklı bayraklı tamam ama. Tamam çavuşu bırakalım. Bu amelilik lan. Hadi Vedat hadi ya. Hadi be. Oo, elinden çok çenen çalışıyor yani. Nankör çavuş. O kadar çukuru kim kazdı ha? Nankör. Biz. Kaç kere bahane uydurup tepeye gittim be. Hırt bir şey. Ne yapsaydım? Arkadaşlarımı kaderlerine mi terk etseydim? Sığın yeriyim ben. Çağrılınca gitmek zorundayım arkadaş. Hadi lan oradan. Kaytarmak için bahane arıyorum demiyor da. Bu ne lan? Çiçek, teras oğlum. Süperli teras. Böyle düşman gelince böyle diye şaşıracak. Biz çiçek veririz, bomba değil. Tam arızasın ya. Düşmanı çiçekle karşılayacağız çavucum. Ula sen ne ediyorsun oraya? Buralar benim memleketim oğlum. Trakya toprağı kokuyor vallahi. Tamam. Biz çatıyı bitirdik. Mezar da tamamsa yatıralım içine. Aman be. Hadi hadi bir el verin bakalım. Tutun bakalım. Tut. Yürü tut. Şişt, ne oluyor gel lan? Gel Vedat'cığım. Vedat. Kokuyor. Her kişi niyetine. Terlikçiyi nasıl bilirdiniz? İyi bilirdiniz. Yapmayın abi. Klostrofobi mi azdı lan? Avcı boyu çukuru. Tenan be, isme bak ya. İyi ki çukuru sana göre kazmadık. Yoksa yanmıştık yani. Niye be? Ula sen tek başına tıkarsın ha bu çukuru. Oğlum zaten sen karavanacısın. Senin çukurla falan ne işin olur? Oynamıyorum lan ben. Bıktım artık size her öğün karavana yetiştirmekten ya.
Ben de savaşacağım abi. Benim de canım var. Bana ne? Jumbo'ya dar gelmeyecek çukuru kimler kazsın? Sokalım gel seni kazana desek sığmazsın. Bitti mi avcı boy çukurları beyler? Yani az kaldı bitiyor komutanım. Hadi çabuk tutun elinizi. Birazdan içtimaya çıkacaksınız. Komutanım. Ne var kartopu? Tezkide bir şey yok değil mi komutanım? Yok be oğlum. Amma korkak adamlar mısınız be? Ya kendim için sormuyorum komutanım. Yani bizim kasaba buraya çok yakın da adam giller için. Yok bir şey yok. Siz burada görevinizi layığıyla yaparsanız aileleriniz için endişelenmenize hiç gerek kalmaz. Sağ olun komutanım. Komutanım. Siper çiçeği. İlla yapacak bir saçmalık bulacaksın değil mi? Hatta. İçtimaya geç kalmayın. Emredersiniz komutanım. Hadi. İçtimaya geç kalmayın. Oğlum çok korkuyordum. Başımıza bir şey gelecek diye. Ya şşş. Terbiyesi içtim adı bekliyoruz. Hadi bakayım geç kalmayın. Alo. Ya abi. Ne oluyor lan? Art durumu var yapılır mı ya? Dikkat. Karargah destek bölüğü. Bir subay, bir az subay, 43 Erbaş ve Er'le emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tüfek çıkar. Rahat. Beni rahatla dinleyin. Biliyorsunuz, tatbikatlar savaş şartlarına göre planlanır ve uygulanırlar. Bizim bu tatbikat içindeki görevimiz bu tepeyi mavi kuvvetlere karşı korumaktır. Ancak sonuçta mavi dost kuvvetler bu tepeyi ele geçirecekler. Ya yine mi ya? Şaka be oğlum be mazlum. Kesin mırıldanmayı! Bir şey soracak olan varsa sorsun. Ferit Tekin İstanbul. Tamam tamam Ferit. Burada tekmil vermene gerek yok. Sor. Komutanım eğer sonunda yenileceksek biraz adaletsiz olmuyor mu? Tatbikatlar muharebede ordumuzun lojistik, muhabere ve hareket kabiliyetini sınamak için yapılır. Önemli olan bizim gerçek bir savaşmış gibi hazır beklememiz. Oyun yani. Yeterince açık anlatamadım galiba Hamza. Yok komutanım anladım. Ciddi ciddi oyun. İyi o zaman. Saat 13 itibariyle tatbikat başlıyor. Tepeyi ele geçirecek komando birliğinin ne zaman ve ne şekilde saldıracakları bildirilmedi. Bu yüzden hepinizin her an tetikte olmasını istiyorum. Tamam yenileceğiz. Ama en azından asker gibi yenilelim. Emredersiniz komutanım! Konserve mi yiyeceğiz abi biz hep böyle ya? Abicim bari spagetti falan getirselerdi yani. Beğenmediysen ben yerim. Ben de yiyeceğim. Ot mu yiyeceğim yani burada? Oğlum biraz az ye işte be. Periz yap biraz. Yiyerek zayıflıyorlar resmen. Sen bana mı laf yetiştiriyorsun lan? Sen beni Tosun'la karıştırdın galiba ha. Niye benimle karıştırıyormuş ki Arıza abi? Yok oğlum. Ben ortaokulu bitirdim valla. İşte buna gülerim. Ulan sonunda bana kayışı koparttıracaksınız ama neyse ha. Beyler. Bakın kim geliyor. Aman efendim, aman efendim. Kimler gelmiş buyursunlar efendim. Allah artık ne verdiyse buyurun. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz Alev hemşire. Kamuflaj çok yakışmış size vallahi. Teşekkür ederim Naci. Yılışmayın hemen beyler. Estağfurullah komutanım. Çantalara yardım edelim diye geldim. Tamam tamam ben hallederim. Efendim ne de olsa bizim hemşiremiz. Nasıl bizim hemşiremiz? O ne demek öyle? Yani bizim bölüğün hemşiresi demek istedi komutanım. İyi. Şu çantayı da alın o zaman. Sıhhiye çadırına gidecek hepsi. Başlayalım. Geceyi sıhhiye çadırında mı geçireceksiniz? Evet Vedat. Hay Allah. Ben de orada kalayım o zaman. Ne de olsa ben sıhhiye eriyim. Ama ilaç kokar şimdi orası. İsterseniz benim çadırımda kalabilirsiniz. Teşekkür ederim beyler ama tek başıma kalmayı tercih ederim. Benim pansumanım vardı Alev hemşire. Oh. Tamam.
Hele bir yerleşelim, bakarız Naci. Buyurun. Böyle. Yemiyor musun? Yiyorum, yiyorum. Hiç sulanma. Sadece şu saç dökülmesine sıkılıyorum. İnanamıyorum ya. Hem saçlarım dökülüyor diyorsun, hem de konserve yiyorsun. Ulan ne alakası var konserveyle? Bu konserveler nasıl bu kadar uzun süre bozulmadan duruyor zannediyorsun? Teneke kutunun içindeler de ondan da o. Yok ya. Saçmalama oğlum. İçine bir madde koyuyorlar şey diye. Tribukle saç oran. Uy. O ne dur ola? Ya bir madde işte. Taze tutuyor yemekleri. Ama saçları döküyor. Uydurma ola. Olur böyle şey. Lokantamız var oğlum. Ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Yemem o zaman ben bunu. Yeme tabii. Saçlarına yazık. Sen niye yiyorsun? Benim saçlarım dökülmüyor ki. Hay içine diyeyim. Abi bacaklarım uyuştu. Hep böyle oturacak mıyız burada? Bir şeyler yapalım. Vallahi ben bir daha ayağa kalkabileceğimizi sanmıyorum ha. Peki ya tuvaletimiz gelirse ne yapacağız? Sus be abi. Tuvalet falan nereden çıktı şimdi? Aklıma getirme durduk yere. Ya başka şeylerden konuşalım o zaman. Aklımızdan gitsin. Keşke şimdi çarşıda olsaydık ha. Kebapçıya giderdik ne güzel. Vallahi ne güzel olurdu. Bir buçuk İskender yerdik. Allah. Kes. Oh, etli. Şöyle eti bol, nefis tereyağlı. Tereyağı da ben koyuyorum. Cız. Al sana da cız. Çekil. Oh, sinek konuyor ya. Vallahi. Oh. Yanında da ayran. Allah. Oh. Ya şimdi bırak onları da şeyde bahset. Ne yaptınız bu hafta sonu Fato'yla? Boş ver Fato'yu abi, nöbetteyiz şimdi. İyi be. Seninle de hiçbir şey konuşulmuyor ha. Yok abi. Uyuyup kalacağız burada. Bir şeyler yapalım hadi. Biraz hareket etsek iyi olacak vallahi. Ne yapıyorsun be? Biraz bacaklarımızı açalım ya. Of. Ne biçim uyuşmuşum. Aman ya. Tutulmuşum oğlum resmen. Yok abi. Bu böyle olmaz. Gel şuraya kadar koşup gelelim. Manyak mısın oğlum? Koşarsak dikkat çekeriz. O zaman posta yürüyüşü. İyi hadi bakalım. Bana bak printer. Yalnız konservesi de ona göre. Çekil bul ver. Bırak. Malay. Hamza. Baba bu olur mu? Eyvallah babacan sağ olasın. Lan buradan bile mektup yazıyorsun Halize. Ya ne bileyim be. Böyle yaşadığım her şeyi ne var ne yoksa içimden dökesim yazasım geliyor. Tamam işte. Aşk. Halk arasında buna aşk derler. Ne aşkı be? Oğlum sen nereden biliyorsun bakayım aşk meşk ha? Evet lan. İyi tamam. Sadece arkadaşsınız. Oğlum bölük komutanın yerinde mi? Devreye çıktı niye? Ya oğlum İngilizce yazmaya çalıştım ama hani bir kontrol etseydi tam çözemedik ki. Ver bana ben bakayım. Olmaz. Bölük komutanından başkasına okutmam. Ya kusura bakma kişisel değil. İyi tamam canım sen bilirsin Allah Allah. Ama bunca işin arasında sanmıyorum bakamaz. Levent Üsteğmen baba adamdır. Ben masasına bırakırım. O bir ara okur düşman yokken sakin. Kartal bir kartal. Bölgenizdeyim. Tamam. Anlaşıldı tamam. Yeni masa emelim. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk Kerim. Levent Üsteğmen yok mu? Ahmet Başçavuş'la beraber siperleri kontrole çıktılar komutanım. Dönünce bunu Levent Üsteğmen'e ver. Tatbikatla ilgili son durum. Emredersiniz komutanım. Hadi size kolay gelsin. Sizi yola kadar geçireyim komutanım. Tamam. Buyurun gidelim komutanım. Hayırlı nöbetler. Sağ ol. Ben bir evrak bırakıp çıkacağım da. Buyur. Eyvallah. Alo.
Evet, Alev hemşirenin telefonu. Kendisi yok şu anda. Hatırladım sizi. Her akşam Alev hemşireyi almaya geliyorsunuz değil mi? Hiç boşuna gelmeyin, tatbikattayız. Alev bu gece sizinle buluşamaz yani. Ferit, Levent Üsteğmen'in postasıyım. Siz kimsiniz? Ayrıca ne hakla hesap soruyorsunuz? Baştan söyleseniz de abisisiniz demek. Hayır, çok sevindim abisi olmanıza. Ya yani sevgilisi olmayıp abisi olmanıza. Ya yani Alev hemşirenin sevgilisi olmayıp direkt abisi olmanıza sevindim yani. Çok memnun oldum efendim. Yani hatta mısınız? Ben de size abi diyebilir miyim? Tabii. Söylerim aradığınız. Hoşçakalın. Abilerin güzeli. Postacı yürüyüşüymüş. Hadi bul bakalım yönünü şimdi. Ya Allah Allah. Dümdüz yürüdük buradan. Nasıl kayboluruz be? Oyulduk oğlum biz. Dua et de Seyfi ya da Cemal devriye atıyor olsun ha. Ya yok be abi. Bir şey olmaz. Yani kim aşağı ip de mevziyi kontrol edecek ki? Zaten kutup yıldızını bulduk. Bu tamam. Ha bekleyelim burada akşama kadar değil mi? Ay iyi be. Yolumuzu bulalım, ben soracağım sana. Bu tarafa gel. Tamam. Nereye gidiyorsun oğlum sen? Bu tarafa dedin. Ya yürü. Ya. Al işte al. Aslansın be Mehmet. Buldun sonunda. Küfrü yiyeceksin şimdi ha. Oğlum silahlar nerede lan? Uçmuş olamazlar değil mi? Bunları mı arıyorsunuz beyler? Tamam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Tatbikat gazilerimizin durumu nasıl hemşire? 5 böcek ısırması, 1 arı sokması, 2 tane de siper kazarken arkadaşının başına kazmayla vurma vakası tespit ettim. İyi. Demek ki tatbikatı fazla zarar görmeden atlatacağız. Ama sen çok yorulacaksın. Evet ya, çok yoruldum. Bitse de artık alaya dönsek. Hemşire hanım, elimde bir yara var. Bakar mısınız acaba? Bir şey yok. Hayır, çok acıyor lütfen. Tamam. Au! Gerçi benim için fark etmez ama... Senin her akşam çıkışta bekleyenim var tabii. Öyle. Merak etmişlerdir zaten. Kimsenin haberi yoktu. Yazık. Sevgilin ağaç olacak şimdi oralarda değil mi? Sorun çıkar mısın sonra? Dert değil, bekler. O kadar seviyor yani seni. Vay be. Ne sevgililer var. Adam aşkından kapılarda telef olacak desene. Öyle, çok seviyor. Sana ne? Kolum kocaman böcek ısırdı hemşire. Tabii canım. Bana ne? Sevgilin değil mi? Bekler. Geç. Komutanım, vallahi bacaklarımızı açmak için. Ben sizin bacaklarınızı tutup ayıracağım şimdi. Böyle bir durumun cezası neydi Ahmet Başçavuş'um? Söyle de arkadaşlar duysun. Nöbet yerlerini terk ettikleri için askeri mahkemeye çıkmaları gerekir komutanım. Askeri mahkeme mi? Askeri mahkeme tabii. Ne sandınız? Şu anda savaş durumundayız. Ve siz siperi terk ediyorsunuz. Oyun mu sanıyorsunuz bu işi? Salak herifler. Dua edin. Bugüne kadar ikinizin de hiçbir yanlışını görmedim. Bu yüzden size sadece 2'şer gün hücre hapsi veriyorum. Ayrıca 1 ay boyunca çarşılarınız iptal. Şimdi basın gidin, gözüme gözükmeyin bir daha. Emredersiniz komutanım. Komutanım, siz yokken Tahir Yüzbaşı bir zarf getirdi. Masanın üzerindeki. Açık bu. Vallahi ben aldığım gibi koydum oraya komutanım. Bu tür gizli belgeler ortaya bırakılmaz Kerim. Aklında bulunsun. Emredersiniz komutanım. Havar Yumu. Bu ne be? İngilizce mi yazmışlar komutanım? Ahmet Başçavuş'um, kod listesini getirsene. Emredersiniz komutanım.
Hava kapıyor. İnşallah yağmur yağmaz. Rahmettir babacan be. Yaz. İyi ya. Yağsın valla. Etraf serinler biraz. Bütün börtü böcek çıkar dışarı. Nasıl? Oğlum yağmur yağdığı zaman dışarı çıkar ya böcekler, bilmiyor musun? He ya. Sadece böcek olsa iyi. Akrep, yılan, çıyan. Ne oluyor be? Ne oluyor lan? Oğlum yapmayın babacanlar. Lan. Huylanırım ben öyle şeylerden. Aman ya. Ne alem adamsın be Arıza abi? Oyun mu yapıyorsun bize? Başlarım şimdi Arıza abine lan. Huylanıyorum işte be. Dalga mı geçiyorsunuz? Hayır. Onlar da can ama ben o uçuşan böcekler kadar hayatımda acayip şey görmedim ya. Ne yapacağı belli değil. Diye dolanıyor, pıt diye bunu sokuyor. Ne diye? Pıt diye. Pıt diye. Ulan harbi de kafayı yedin ha. Bak ya, oradan bir şey girdi sırtına, bir şey girdi. Canım, ulan sabahtan beri ağaca yaslanarak oturuyorsun. Her tarafın böcek olması normal değil mi? Allah! Yakarım ulan burayı. Çekin tamam, bunları üstümden tamam, beni. Şaka şaka. Uzadım, abi bir dur uzadım. Ya. Tamam. Germe bizi ya. Gitti gitti. Ciddi. Şşş, kalmadı değil mi? He baksana. Kalmadı. Tamam kalmadı 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 ya. Şşş, babacanlar ben kalamam burada. Vallahi ben alaya dönüyorum. Sanırım Arıza abinin 15.000 bakımı geldi. Vay le. Allah Allah. Burada hiç böyle bir şey yok. Bir yanlışlık olmasın komutanım. Kerim. Vallahi ben bilmiyorum komutanım. Tahir yüzbaşı getirdi, ben de aldım. Hamza Deli Pınar Ertuğrul, emret komutanım. Oğlum, size bağırmayın demedik mi? Dediniz komutanım. Allah. De, hani ben bir sert asker girişi. Aa, teessüf ederim komutanım. Mektubu merkeze okutuyor musunuz ya? Mektup mu? Ne mektubu be? Benim mektubum. Al şunu, defol! Ne arıyor senin mektubun benim masamın üzerinde? Tahir Yüzbaşı'nın getirdiği zarf nerede Kerim? Bak sakın bayılayım deme Kerim. Emredersiniz komutanım. Ha, buldum komutanım. Rüzgardan yere uçmuş herhalde. Onca sene didin çalış, verdikleri yere bak ya. Komutanım, biz ilgilenelim isterseniz. Siz bugün çok yoruldunuz. Yorgunluk değil de başçavuşum. Yenilecek olmamız canımı çok sıkıyor. Benim de komutanım. Ama tatbikat. Bize de bu görev düştü işte. Ya tatbikat bile olsa yenilmeyi hazmedemiyorum Ahmet. Ne yapayım elimde değil. Ne yapıyorsun? Oh, postalları çıkarıyorum. Yadırgıyor ayaklarım. Şişti ya. Manyak mısın oğlum sen? Ya komandolar gelirse şimdi? Ama ne komandosu be? Bizim nöbette geleceklerini nereden biliyorsun? Ay Allah! Geldiler! Sus! Pardon sus. Beyler görmedim ya. Geçerken çarptım galiba çatınıza. Allah'ım yarabbim. Ulan çatılar götürsün seni. Allah'ın körü. Tamam be, kusura bakmayın işte. Ne kusuru? Ödüm patladı diyorum sana. Gel bak her yer öd oldu. Ya ben ne de onu diyecektim. Az bir şey ben de gireyim ya. Şşt! Girme. Zaten nasıl bir şey diye merak ediyorum. Ya işin yok mu oğlum senin? Hadi be çavuşum ne olur. Ya olmaz Cumbocuğum. Ya bak ikimiz zor sığıyoruz zaten. Niye be? Bak burası geniş bayağı. Ya gelme diyorum. Bak dipçik yiyeceğim şimdi ha. Bu ne be? Fok balığı gibi nasıl sızdı içeri? Ya, çık, dışarı. Çık dışarı. Çık çık çık. Allah. Allah. Bak sığdık işte. Nasıl sığdık? Babacan, ufukta gelen giden var mı? Ne iş? Ufukta bir gemi. Aha, bandırası belli mi? Belli. Nereli? Venedikli. Venedikli, Venedikli. Son saatlerim geldi. Ya oğlum saçmalıyor muyuz biz ya? Sence? Sanki biraz olabilir, olasılık tabii. Ne fena. Ne fena? Şimdi şurada kocaman bir yılan çıksa, ısırsa... ...sana serum verecek kimse yok. Ne yani, göz göre göre ölmeme izin mi vereceksin? Öyle telefonumu açıp benden gizlersen başına daha çok şey gelir. Sen de aynen beni kandırmadın mı peki? Asıl sen kandırdın. Telefonumu gizli gizli açmışsın, bana söylemiyorsun. Yok ya, asıl yalancı olan sensin. Yok aşıkmışmışmış, yok beklermişmişmiş, aman yok çok seviyormuşmuşmuş. Sevgilin değil abimmiş işte. Ne var yani? Abim ya da sevgilim. Seni ilgilendirmez zaten.
Şimdilik ilgilendirmez. Orası ayrı. Ama hakkındaki bütün gerçekleri öğrendim. Sen öyle sen bakalım. Abimle konuştum. Biraz asabi bir çocuktu ama sen yine de selam söyle dedi Ferit'e. Abin bile anlamış ne kadar şahane bir insan olduğumu. Sen hala... Neyse yüzde de tanışırız bir gün. Abim de senin gibi sporcu. Tanıştırırım bir gün. Öyle mi? Futbol mu oynuyor? Yo. Ağır siklet, boks şampiyonu. Saçmalama. Tanışınca görürsün. Arkadaşlar, durum değişti. Son gelen mesaja göre mavi kuvvetler bu gece tepeyi ele geçirecekler. Hepiniz gözünüzü açık tutun. Emredersiniz komutanım. Akşam nöbeti olanlar istirahate devam etsinler. Arkadaşlar, dağılabilirsiniz. Kerim, yanına iki asker alıp ileri gözetleme mevzilerini kontrol et. Emredersiniz komutanım. Sen gel. Ferit, gel buraya. Emredin komutanım. Geç otur. Bu akşam sana özel bir görev vereceğim. Emredersiniz komutanım. Al bakalım Arıza abi. Eyvallah babacan. Lan bu ne ya? Yine mi barbunya be? Vallahi içeride 16 koli barbunya var. Neyse abi, idare edeceğiz artık. Barbun barbun, öleceğiz değilce be. Yiyor musun Cemal? Yemiyorum. Yese de be çavuşum. Gece var ya açlıkta ölürsün vallahi. Ver bakayım ver. Oğlum kantin de yok. Vallahi postalları kaynatıp yersin söyleyeyim yani. Biliyorum çavuşum ama yiyemiyorum. Bu konserveler saç dökiymiş. O nereden çıktı lan? Vallahi öyle değiller. Nereden uyduruyorsun be? Durduk yere kıllandırma şimdi bizi. Ben anladım. Biz dünden beri dalga geçiyoruz ya onunla. Tamam. Cemal de bizi kandırıyor aklı sıra. Dalga mı geçiyorsunuz? Kiminle? Boş ver şimdi sen onu. Harbiden saç mı döküyor lan bu? Taze kalsın diye içine bir şey koyuyorlarmış şav. Tribukletşot değil mi? Yazmıyor burada. Öyle değil miydi Gökhan? Onun gibi bir şey. Vay adi Gökhan, adamın yemeğini yemek için uydurdun değil mi? Ha? Sinsisin oğlum sen. Aç bırakacak zavallıyı be. Yiyeceksin, şişten patlayacak. Kusura bakmayın beyler ama bu yemek yetmiyor bana. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Ula sen şimdi yalan mı söyledin bana? Affet Cemal. Vallahi çok açtım. Ya konserveni yiyecektim ya da seni. Gel ulan. Yeter. Anam! Sinik sen. Kaç olacak bu? Gel buraya. Ulan gel. Ulan bir var ya, gel buraya lan! Of. Oğlum aç şunu. Olmaz, teyakkuz halindeyiz. Yavaş bir nefes alalım. Ah. Oh be, dünya varmış. Ne gülüyorsun lan? Nasıl kandırdık seni ama? Terbiyesiz adamlarsınız oğlum siz. Bir de gülüyorsun, pis adam. Pis adam mı? Senin yüzünden genç yaşta saçım beyazladı. Ne çabuk unuttun. Bence çok güzel olmuştu. Keşke sonrasında başka renge boyasaydık. Vallahi ne renge? Sarı ister misin mesela? Kızıl olsa? Yok ya. Pek bir osma gibi olursun. Niye öyle diyorsun ki? Kızıl saç moda şimdi. İyi ama ula sen esmersin sağ gitmez ki. Ula gökten ip yağıyor. Hayırdır inşallah. Beyler, muhabbetinizi biliyoruz. Kusura bakmayın ama azıcık sobelendiniz. Çanak çomlek patladı sayılmaz. Ha. Nereden buldun da soktun eline kıymığı? Manyak mısın? Orman burası. Her yer kıymık abi. Hemen de laf yetiştir. Dil pabuç kadar. Ya ben olmasam yanınızda? Yüzüme bak. Eller ha? Yukarı. Bir saniye şu bitsin. Soyun geçse diye yat. Eller yukarı dedim. Yo kardeşim ben sıhhiyeciyim. Efendim? Cenevre savaş şehrine göre... Evet.
Su yiyecilere dokunmak yasak. Yasak. Oynamam yoksa ya. Sakın kıpırdama. Ya ne oluyor ya? Oo! Çıtır 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 çıtır. Uyutmadınız vallahi. Kim sokacaklarını kıracağım be? Hop! Hangimizin bacaklarını kıracaksın? Yok babacanlar. Ya ben bizimkiler sandım. Size der miyim öyle şey? Kinayeli bir laftır işte çıtır. Komando. Ya aferin, tamam kazandınız da şunu bir çekme ya. Ne güzel uyuyorduk yani. Bekle bekle bu saatte mi yani? Ya gidin yatın uyuyun ya. Oo babacanlar hep beraber ha. Komutan sen misin? Hayır. Levent Üsteğmen. Nerede peki bu Levent Üsteğmen? Çok kolay oldu. Herhalde bu rezaleti görmemek için saklandı. Sovelendiniz beyler. Üsteğmenim benim. Çablak çömlek patladı. Çablak çömlek patladı. Ama bu kurallara aykırı. Mavi kuvvetler olarak bizim kazanmamız gerekiyordu. Biliyorum. Ama sizin için çok kolay olmasını istemedim. Siz Levent Üsteğmen değil misiniz? Fırtına Levent. Dikkat! Bakın komandolar, bu bizim komutanımız. Ne oldu? Zarımıza mı gitti?